Merhaba, Post 42'ye hoş geldiniz. 17. geleneksel Çemiş Gezek Tavla Turnuvası'yla sizlerle birlikteyiz. Bugün final maçını yayınlayacağız. Ben de anlatımımla sizlere yardımcı olacağım. Ben Rıfat Eryaman. Birazdan iki finalistimiz burada olacak. İsterseniz önden onları bir tanıyalım. Bana bir tavla verin, dünyayı yerinden oynatayım. İlkokulu takdirle bitirdim. Tekrar stüdyomuzda birlikteyiz. Finalistlerimiz geldi. Şimdi onlarla kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sonra bu önemli maçımız başlayacak. Hoş geldiniz. Öncelikle hoş bulduk. Hoş bulduk. Son şampiyondan başlayalım isterseniz. Sevgili evet. Andre Zarkarov. Zarkovski. Çok özür diliyorum. Önemli değil, karışıyor. Evet, karışıyor. Evet. Andre Zarkovski. Hoş geldiniz. Rusya'dan. Rusya mı, emin miyiz? Demin anlattım zaten röportajda. Evet evet, çok keyifli. Gene de anlatayım mı? Yani beni dövecek gibi bakıyorsunuz. Bir böyle bilmiyorum ya. Siz Rusya'dan geldiniz, emin misiniz? Evet, siz şimdi son 8 senedir galibiyeti kimseye bırakmıyorsunuz. Aynen tavla, öyle. Tavla Lord of the Board oyununda finalde herkesi yendiniz bugüne kadar. Şimdi evet. Ama çok kuvvetli bir rakibiniz var. Ona geleceğiz tabii ki. Öncelikle sizin bu galibiyet seriniz 8 senedir üst üste şampiyon olmanız hakkında neler söylemek istersiniz? Yani bu başarının sırrı nedir? Söyleyeyim. Tehdit ediyorum. Herkesi tehdit ediyorum. Böyle böyle kazandık yani bu oyunu. Herkesi tehdit ede ede. Yoksa çok bir başarım olduğunu sanmıyorum. Ben daha çok satrançta iyiyim. İlginçtir. Böyle bir profil. Çok ilginç. Satrançta böyle ama genelde kaba kuvvetli. Anladım. Tavlada kaba. Aynen öyle. Ya yani yok, önden tehdit ediyorum. Anladım. Yani son 8 rakibinizin de koltuk altının kırılmış olmasının bu konuyla bir. Lan ona karıştırmayalım şimdi. Diğer finalistimiz sadece 12 yaşında. Bir genç dahi. Kendisi Atakan Kırıkkapı bizlerle birlikte. Siz ilk defa tabii finale yükseldiniz. Hatta ilk defa da daha ergen bile olmadınız. İlk defa daha neler yapmışsınızdır buraya gelmeden diye düşünüyoruz. Onları da hayal etmek istemiyoruz. Evet, nasıl geldiniz buraya kadar? Şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Annemler bıraktı. Biraz uzak burası. Ben otobüse binmedim daha önce hiç. Zor oluyor tabii. Toplu taşıma kullanamıyoruz. 12 yaşındayken hani paso da verilmiyor. Rakibime gelecek olursak herkesi korkutarak buraya geldiğini söyledi fakat. Siz 12 ama yaşında olduğunuz için zaten. Ben zaten her şeyden korktuğum yaşından için. Yaşından tehdit falan yani yok. Yani 12 çocuk. Yaşında bir çocuğu gerçekten tehdit edecek misiniz? Yok. Yani? Hayır yok, estağfurullah, öyle bir şey yok. Peki bu bazen biliyorsunuz futbol takımlarında böyle haberler oluyor, hani yaşını büyüttü falan gibi. Sizin hakkınızda da böyle söylentiler var. Hani daha erken turnuvalara girebilmek için yaşınızı küçülttüğünüze dair. Bunlar hakkında ne söylemek istersiniz? Ya şimdi Rıfatcığım, bu her seferinde ortaya çıkıyor. Yani böyle şeyler zaten konuşuluyor. Ben ta zamanında şeyi yendiğimde, bu satranç turnuvasında bu AI'yi yendiğimde de aynı muhabbet edilmiş yaklaşık bir 18 sene önce falan. Evet. Ya bu muhabbetler hep çıkıyor. Her yıl tekrar çıkıyor. Ben söylüyorum yani böyle bir şey varsa niye ortada değil? Gerçekten aynen öyle. De tam bir 12 yaş konuşması dinledim sizden. İkna da oldum diye düşünüyorum. Öyle. Lord of the Board tavla oyununda online olarak oynayacaksınız. Mobil olarak arkadaşlarınızla da oynayabildiğiniz bir oyun. Şu anda biz de finali bunun üzerinden gerçekleştireceğiz. İsterseniz final maçımıza hazırsanız başlayalım. Evet, Lord of the Board, Backgammon, tavla bu mobil oyunda şu anda mücadelemiz başlayacak. Bakalım. Siz başlıyorsunuz yaştan ötürü. Evet. Evet, biz turnuvayı planlarken oynadım. Kaç oynadın? 5-1 nasıl? 5-2 oynadım. Ben de şu anda. Sen de 5-1. Zarı attık mı? Bir dakika, attım. Ben şimdi mobil yeni oynuyorum da. Evet, çok attık iyi ama. Attık mı? Attık. Atmış mıyım zarı? Attınız evet. 5-1, evet. ben siyah mıyım? Sen siyahsın abi. Tamamdır. Tabii biz şu anda bu turnuvayı yaklaşık 3 aydır hazırlıyoruz sevgili arkadaşlar. Fakat bu maçı benim de izlemem gerektiği kısmını unutmuşuz şu anda. göremiyorum çok ama. Çok merak edersen ben arada gösteririm. Öyle mi? Çok isterim. Çok, ben ama de çünkü söyle yorum bana. Yapacağım arada. Söyle bana. Ben şöyle. Çekinme benden yani. Yok asla. Aynen, şey yapma yani. 8 senedir şampiyonsunuz. 9. gelecek mi? 8'den sonra 9 mu geliyor? O zaman evet, doğru. Bakabiliyorsun.
Çok keyifli. Aa çok tatlı ya. Değil mi? Vallahi. Bak bunu ben vallahi ilk oğlan bu benim. Bu iki zar aynı geldi. Ben değiştirmek istiyorum. Şey yapabiliriz. bir geldi. Bir değiştiremiyor muyum? Yok. Bunu? Tamam. O zaman bunu oynayacağız. Tamam. O adam gerçekten biliyor mu ya? Şöyle siz genelde açık oynamayı tercih eden bir... Benim her şeyim açık, net. Buyurun. Benim evet. De bak mesela 2-2 geldi. Son 8 senedir bunun galibi olarak açık oynayarak, riskli oynayarak galibiyetleri almaya devam ediyorsunuz. Doğru. Bu bir de tavla geçmişim var bunun yanı sıra. Bu oyuna da öyle başladınız. Vallahi tebrik ediyorum ben sizi. Ne demek estağfurullah. Çok güzel. Ama sen hile yapıyorsun. Evet. Onu gösteriyorsun ama sen hile yapıyorsun. Ben gösteriyor mu? Ben de gösteriyorum. Benim kızımın da şeyi, mezuniyeti. Çok güzel. 12 yaşında. Siyahlar benim. 6-2 oynayacağım. Bir çocuk dahi olarak nitelendiriliyorsun. 9. kez şampiyon olmak isteyen Andre'ye karşı. Belki de dünyanın en iyi tavlacısına karşı. O bilgisayarda oyun var mı? Ne? Bilgisayar mı? Oyun var mı onda? Bu arada sevgili arkadaşlar, Lord of the Board Backgammon oyununda oyun içi ödüller de kazanabiliyorsunuz. Çeşitli günlük meydan okumalar var. Şu anda aynen sizin birbirinize meydan okumanız gibi. Evet, mesela ben meydan okudum ve kırdım. Kırdınız. Tabii kırdım. Meydan okuyup kapı kırıyorum. Kapı mı kırılıyordu bu oyunda? Çoğu zaman. Yok. Burada ben sanırım yanlışlıkla ayak bileğini kırdım. Öyle mi? Ama geçmişti o benim. İşte. İyileşmiş olmam lazım. Neyse. Sıra sende mi? Yok, sen bende. Evet ben bendeymiş. Evet bende. Giremedin. Ben keşke tavla yorumlayabilseydim. Bu da güzel bir tercih olmuş. Ya 6-4 attım. Zor bir oyun doğru değil. 6-4 olunca. Güzel oluyor yani. Ben keyifli. Bayağı seviyorum 6-4'ü. Daha önce hiç 6-4 oynadın hangisini mı? Hangisini tavsiye edersin ben? Valla ikisinin 6'yı öneririm. 6 bayağı keyifli ama 4'ü yani 4'ü de seveni var. 4'ün seveni var yani, ben öyle söyleyeyim. Ben 2-3'lemeyi daha çok seviyorum. Ya genellikle öyle seviliyor zaten. O öyle bir durum var. Pencüse severler güzeli gencüse. Çabuk acıkırım. Böyle bir sürü özelliğim var hemen olan. Anladım. Tavlayla gene hiçbir alakası yok. Yok, kafam dağılıyor ya size bakınca. Anladım. Bilmiyorum. 5-3. Öyle olsun. Fark etmez. 5-3 dendi. 3-5. Buradaki üçlünün tavla bilgisi gerçekten seyircilerimizin gözlerini yaşartmış olabilir. Şimdi... Ama aynı hızla devam edelim. Senin işin de zor. Zor. Ben burada buna şey yapmak istiyorum. Yani çünkü bir yandan silah tutuyor. Evet, alttan silah tuttuğunu. Ama iki elinde masada nasıl tutuyor? Estağfurullah. İşte o çok i̇şte ilginç. İşte her şey yani. Silah olabilir. Yeterli. Neyse. Evet, teşekkür ederim. Olsun. Ben ama sevdim sizi. Sevmesem yani böyle normalde oynamam kimseyle. Evet. Ama 8 senedir oynuyorsunuz. Evet. Onları işte, da dedim ya, tehditli. Çok sevdiğim insanlar değil. En kuvvetli özelliğinizi nasıl tanımlarsınız? Çok kırılganım. Bu yapının altında gerçekten kırılgan ve duyarlı biri var. Çevre dostu. Ve arkadaşlarını düşünen, her şeyden önce kendinden öne koyan herkesi. Bu arada 8 senedir şampiyon olduğunuza gelmişken söz yarışmalar var Lord of the Board'da. Ondan da bahsetmek isterim. Tabii. Bu yarışmalarda profesyonellere karşı oynama fırsatı da elde ediyorlar sevgili kullanıcılarımız. Yani bir gün size de denk gelebilirler. Bir gün benle yani, oynayabilirler. İsteyeceklerini sanmıyorum oynamayı ama. Bence de. Bence isterler. Öyle mi diyorsun? Tabii. Çok oyuncudur. Yani oyuncu, keyifli. Şeyleri var. Farklı farklı taklaları var, şeyleri var. Takla yok bu oyunda. Neyden bahsediyorsun? Muhabbet kuşları. Güvercinlerden mi? Muhabbet kuşu. Çok iyi anlarım muhabbet kuşlarından. Şeyler... kaç tane var sende muhabbet ben kuşu? Bende iki tane var. Taklacı. Taklacı mı? Bir tanesi şakacı. Şakacı mı? Şaka yapıyor. Nasıl? Ne öyle tarz? Normal, soğuk da yapıyor. Kendimden öne koyuyorum ki onlar önce bir dayak yesin, sonra... Ya da öyle de olmayabilir tam. Bu arada içeriye... Daha önce telefon kullandım. Şunu gösterebilir miyim? Tavlayı bilmiyorum ama şöyle. Ben bile şunun bir... Yani bu... 5 kaç o? 6-3 mü? 6-3 ama bu doğru bir sistem mi sizce yani? Yok, çok kırığın var diyorlar. Doğru mu? Daha kırılmamış ama bunlar... Bunlar kırılır yani. Benim cam kırıklarım var diye bir şarkı vardır. Çok severim. Neydi bunların adı ne? Pul. Pul kırıklarım var. Siz nasıl 8 sene üst üste şampiyon ben oldunuz? Ben tehdit ya. Ediyorum. Ben sadece evet. Gidiyorum diyorum ki bana kupa verin, veriyorlar. Öyle, o şekilde. Maç bile olmaz. Yok. Yani. Maç. Peki. Ama halı sahada iyiyim ha. Karşınızdaki rakip tabii ki çok önemli bir rakip. Tam 8 sene üst üste şampiyon oldu. Siz bu
hegemonyayı yıkabilecek misiniz? Şimdi ilginç bir şey var. Ben isterdim yıkmak fakat bir konuşma yaptık kendisiyle. Hı-hı. Yaklaşık bir 15-20 dakika önce. Sanırım yıkmayacağım yani. Siz ne yapıyorsunuz? Bu arada basıyorum. Telefona manyak. Bir şey olur belki diye bu. Okey yani. Biz çözdük sıra ya. Bende değilmiş. Ben. Anladım. Peki siz normal tavlayla böyle oynuyor musunuz yani devamlı bir? Oynarım. Vurma oynarsınız. Oynarım. Biz yani çok oynuyoruz Moskova'da. Moskova. Moskova'da tavla popüler mi? Yok. Bu oyunda popüler. Biz çok oynuyoruz. Siz kaç kişisiniz? Biz 6 kişiyiz abi. Aa. Okay. Zahar Zarış'ın bir benden 6 tane daha düştü. Aa. Çok kötüyüm. Evet, final maçımıza geri dönecek kişi olursak nasıl gidiyor şu anda maç? Aa, gitmiyor. 2 saattir 6-1 oynasın. 6-1. 6-1 2 geri. Ama bak ben ama normalde mesela 3 2 geri ileri 1 ileri oynuyorum. Ama Osmanlı taktiği. Şöyle bir şey söyleyeyim. Demin 6-1 ile beni kırabilirdi. Kırmadı. Ben seni niye kırmak isteyeyim ki? Sen iyi bir insansın. Ben seni seviyorum. Ya çok gerçekten ben çok sevdim. Çok sever rakip diye demiyorum. Bir de yeniyorsunuz galiba şu anda. 8 senelik galibiyet. Ben kimseyi kırmadan bu oyunu oynayabileceğimizi düşünüyorum. Kapı da kırmadan mı? Yok, hiçbir şey kırmadan. Kapıyı yani bu, da kırmadan. Aynen öyle, kırıksız. Çok iyi. Şimdi zaten kapı kırılmıyor. Ha öyle mi? Tabii. Kırık kapı. Kapıyı? Kapı alınır. Sen gidip kapıları kırıyor musun? Alınmadan ama alınmadı o. Alınmayacaktı. Aa, gücenmeyecekti. Ama, ama soyadın niye kırık kapı o zaman? Ha, kırarım. Yetkililere haber vermemiz lazım. Yok. Onları karıştırırsam okay. Çok daha kötü olacağını söyledi. Siz tavla oynadınız emin misiniz? Burada hesap makinesi kullanıyor gibi bir haliniz var. Bakalım yani. Kaç olacak? Evet. Bu nasıl? Ben ne? Bunları nereye dizdim ben? 5 veya 4 sür sol şunlardan. Şunu mu oynayacağım içeri? Başka yolu yok. Ha, oradan çıkamadığın için. Çıktım, evet, çıktım evet, ben evet. Çıktım. Ben, ha tamam. Ben burada sol altta toplayacağım. Tamam. Tamam ya. Şimdi evet, bunu gerçekten şu anda fark etmiş olmamız ve 8 senedir üst üste şampiyon oldunuz. Söylentiler doğrudur. Oyunu bileceksin ama oynamayacaksın derler. Moskova'da. Siz şu anda ona bir şans veriyorsunuz. Tabii. Yani. Rakibinizi yani, tartıyorsunuz. Avans. Avansı. Avans evet. Cevinovic ne bileyim. Ben içeri avans denir yani. Ben bütün taşlarımı içeri aldım bu arada. Çok keyifli. Ah, tüh, açık veriyorum mesela. Bak bunu yapmaya amaçlamış aslında. Tamam. Böyle bir açık verme bak. Böyle şaka yaparım. Yap, verme böyle açık. Açık ver. Veriyorum diye. Oo 6-6. 6-6. Oo bitti. Şimdi oyun. Çıkman gerek. Ben mi çıkacağım? Ha, İçeriden çıkman gerek. 6-6 attı. Şu anda oyundan çıkış yapman gerek. En azından iki tanesi çıkmış. Dur hepsi çıkar. Ne hepsini çıkarttın. Hepsini ne yapacaktık? Yedilirsin iki. Hepsini çıkartırsan. Hepsi yan yana ama bir dakika öyle tek senin orada duruyordu hepsi. Ama işte bir tane falan benim açık vermem gerekiyor. Çok geridesin. Yani birçok konuda gerideyim ama bu o kadar da... Ben gene basıyorum bakalım. İnşallah. Tamam olduğu kadar ya şey değil. Ben ama bilek güreşinde var ya dağıtırım seni. Şimdi... Aa kaybettin. Aa, evet. Evet böylece... Ama zaman kaybet zaman konuşurken... Zamanı bitti. O kadar kötü evet. Oynadınız yani. Zamanı geri bile oynamadı oyunu. Evet, kazanan Atakan. Bey şey çocuk. Ne haber lan? Oldu. Tebrik ediyoruz. Vallahi müthiş bir galibiyet. Yani hiçbir gerçekten oynamaya niyeti de yoktu kendisinin. Yok, evet. Estağfurullah ya nesi gelmek yani. İstemiyorsunuz Çemiş Gez'e. Yok zaten geldiğimi gelmenize düşünmüyorum. Gelmenize de gerek yok çünkü online ve mobil oynanan bir tavla oyunu bu. Evet, uygulamayı bu arada açıklamadaki linkten sevgili arkadaşlarımız da indirebilirler. Tebrik ederiz. 8 senelik bir hegemonya sona erdi. O ne demek? 8 senelik bir galibiyet serisi vardı finalde. Hani kazanıyor ya finale çıkanlar. Ben kazandım. Bir şey konuştuk ya seninle bu maçtan önce. Onu diyor. Hmm. Ha. Ne ya. Konuştunuz ya? Boş ver onu. Boynum, burada söyleyeyim. Bir anda boynum tutuldu ve o burada tarafa bakamayacağım artık. Evet Atakan kazandın. Ne düşünüyorsun? Ciddi misin? Vallahi çok bir boynum. Evet 8 sene sonra kaybettiniz. Neler hissediyorsunuz onu alalım sizden. Ben kazandım. Siz fark etmediniz. Bir daha bak istiyorsan. Nasıl? Bir daha bak. Bu kazandı ya. Gerçi göstermeme bile gerek yok. Ben kazandım. O kazandı. Yok abicim ya. Mümkün mü? Kazandı falan. Benim bir şey kaybetmem mümkün mü bu hayatta size soruyorum. Yani kaybettiğiniz diye düşünmeyelim. Kupayı kazandı diye. Hayır. Kupayı alayım.
O taraf kazanır. Kupayı alayım gideyim hocam. Ben gerçekten şu an uçağımı bekliyor. Evet evet, kupayı alsın gitsin. İsterseniz yok, vermeyin. Yok, kazandı. Kazandı evet, adam. Ya nasıl izlemedin? 9 sene üst üste sevgili Andre oluyor yine. Çok teşekkür ederim ya. Sizi çok sevdim. Müthiş bir galibiyetti. Gerçekten de hiç oynamadığınız saçma sapan bir şey. Oynadı ya. Çok güzel oynadı. Siz görmediniz herhalde. Çok güzel oynadı. O hareket çok iyiydi. Yani. Orada şey yaptı. Evet. Kapıyı kırdı adam. Kapıyı kırılmıyordu hani. Kırdı. Ona rahat olsun. Kırdı. Bak arkadaş biliyor. Gördüm. O zaman trofiyi hemen rejimizden rica edelim. Evet, şu ödülü alalım. Rejimiz şu anda getiriyor trofiyi. Tamam. Trofiye takıldı galiba. Geneli bakıyorum ama. Nedir ya trofinin Türkçesi? Ödül işte. Ödül, evet. Bana hiç, ben evet. hiç tutmayayım. Ve 9 sene üst üste kazandınız. Sizleri tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İşte ödülünüz, buyurun. Çok sağ olun. Şöyle bir fotoğraf alalım isterseniz. Evet, Lord of the Board Backgammon oyununda 9 sene üst üste galibiyetini kutluyoruz sevgili Andre'nin. Final maçında sizlerle birlikte abi, olduk sevgili arkadaşlar. Ya, abim. Çok açıklamalardan abim. Siz de oyunu indirebilir ve Andre ile karşılaşma keyfine varabilirsiniz diye bekliyorum, herkesi bekliyorum. İnşallah kimse çıkmaz karşınıza diyelim. Ve buradan veda edelim izleyenlerimize. Çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Burada böyle bir şey var. Tavlayı ben çok küçük. Burada böyle bir şey var. Ne demek ne ya? İnsanlar tarafından bir çocuk dahi olarak nitelendirilen. Çocuk dahi yaşında. Olsa bak ben. Ben tavlayı seviyorum. Öyle mi? Nesini seviyorsunuz? Kapılara. Benim uğurlu bir boxer'ım var, onu giydim bugün. Anladım. Ne var desen olarak üstünde? Onu söylersem ama uğurlu olmaz ki. Niye? Bilmem. Ben yani bu yalanlar sürecinde çok uzun şey, çok fazla yara aldık. Sonuçta hani ben aslında yaşımı büyüttüm. Nasıl ya? Doğruya doğru, yaşımı büyüttüm. Ben yaklaşık 11 yaş büyüttüm yaşımı. 1 yaşında mısınız? Öyle diyorlar. Ben saymayı bilmiyorum. Bu son şampiyonaya Rocky 4 izleyerek hazırlandınız. Aynı müzikleri çalarak evde kendi kendinize tavla oynadığınız haberleri geldi bize. Bunlar doğru mu? Bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış. Hangi kısmı doğru? Evde olduğum kısmı. Yani her hayatın kendi zorluğu var diye düşünüyorum. Ben şimdi eğer bir mühendis olsaydım, onun kendi turnuvaları var. Yok ne mu? Ne turnuvası var? Yok mu? Hayır. Nasıl? Ne? Mühendisler ne turnuva yapacak? Bilmem. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ben de küçük çocuğum. Son sorumu soruyorum. Sizce şampiyon olabilecek misiniz?